Başkanı bizlerle, Turgay Mersin. Hoş geldiniz Zeynep. Hoş bulduk. İyi Çok akşamlar teşekkür Gözde. ediyorum Turgay Bey katıldığınız için. Nasıl geçti 2021? Yani tabii satışlar tarafında bir daralma gözlemlenmiş. Sizden Evet. dinleyelim biz detaylı. Evet, 31 Aralık itibariyle 2021 yılı kapattık. Tabii çok çalkantılı bir yıl oldu otomotiv sektörü için. %4,6 düşüşle kapattı geçen seneye göre, 2020'ye göre. Tabii bu iyi bir rakam değil açıkçası. Neden çalkantılı oldu? Siyahla beyaz kadar 2 tane 6 ay yaşadık. İlk 6 ayda hiçbir üretim sıkıntısı olmayan, artan taleple beraber, çünkü 2019'dan çok kötü bir adetle kapatmıştık. Talep de artmıştı. Ve arkasından Mayıs ayında başlayan ve Haziran ayında devam eden ikinci 6 ayda da üretim sıkıntısıyla beraber, çip krizi, işte ham madde sıkıntıları, diğer sıkıntılarla beraber düşen arz, artan talep, ÖTV matrağının güncellenmesiyle ve artan fiyatlar ve yine ikinci elde yükselen fiyatlar, açıkçası siyahla beyaz kadar çalkantılı bir yıl geçirdik. Ama günün sonunda maalesef 4,6 düşüşle kapattık. Bu tabii otomotiv sektörü için iyi bir adet değil. Ama bu adedi tabii düşüren sebeplerden en büyüğü, dediğim gibi, üretim sıkıntısı. Yine yıl içinde yaşadığımız kur atakları, bunlar da fiyatları yükselmesine sebep oldu. Yani cidden sektörümüz açısından hem müşterilerimize karşı hem direktimize karşı biraz zor durumda kaldığımız bir yıl oldu diyebiliriz. Açıkçası bu da bizi hem yordu ve üzdü. Şimdi sıfır araç kıtlığı vardı dediğiniz gibi, yani hani buraya özellikle Avrupa'dan işte gelen araçlarda vesaire, ama tabii ki kur o kadar yükseldi ki dolayısıyla o fiyatlarda karşılanabilir cinsten olmadı. Yani pek çok modelde şimdi ÖTV vesaire, onları da soracağım ama öncelikle şunu sorayım, sıfır araçta sorun çözülecek mi, çözüldü mü? Yani çip krizine dair beklentilerde bir iyileşme 2022 için ben çok duymadım. Sizin beklentiniz ne? Haber akışlarında özellikle takip ettiğiniz ne var? Evet, işte tabii şu anda ocağın ilk haftasındayız. Bunu şu anda buradan söylemek tarihte biraz zor, ama markaya göre değişse de tahmin ediyorum Mart ayından itibaren biraz rahatlama olacağı gözüküyor. Ama bazı markalara göre yılın ikinci yarısından sonra olacağı gözüküyor. Dolayısıyla belki Ocak sonuna geldiğimizde bunu daha net konuşabiliriz. Hem distribütör taraflarında hem bizim yetkili satıcılar tarafında. Yani dediğim gibi ilk 6 aya kadar iyileşerek gideceği gibi gözüküyor. Tabii ki pandeminin farklı yerlere evrilmediği müddetçe. Zaten biz de çok istiyoruz açıkçası bu çip krizi dediğimiz, ham madde sıkıntısı dediğimiz, lojistik sıkıntısı dediğimiz hepsi kalksın. Biz çünkü adetlerle ayakta duran bir teşkilatız. Adetlerin düşük olması bizim işimize gelen bir durum değil. Fiyatların yükselmesi de bizim işimize gelen bir durum değil. Neden? Çünkü sermayemiz azalıyor. Dolayısıyla bir an evveli açıkçası adetler üretim sıkıntısı bitip 1 milyon adetleri, hatta üzeri adetleri görmek istiyoruz. Çünkü biz 1 milyon adetlerden geldik buraya. Çip krizine gelince, yani sıkıntıya gelince, şu anda söylemek biraz zor, ama dediğim gibi Mart'tan sonra iyimser bir tabloya konuşuyorum bunu. Rahatlayacağı gözüküyor Şimdi açıkçası. pek çok modelde Turgay Bey, yani en düşük işte hani ne diyeyim fiyat şeylerini biliyorsunuz. Hani markalar Evet. vesaire tek tek saymaya gerek yok ama dolayısıyla onlar bile artık çok pahalı seviyelere geldi. Kurdan ötürü önümüzdeki dönemde talepte ciddi bir daralma beklentiniz var mı? Çünkü biraz böyle ertelenmiş taleplerin öne çekildiği bir seneydi. Buna rağmen tabii otomotiv sektörü satışlar tarafında daralma yaşadı. Bu sene beklentiniz nasıl? Şimdi güzel bir soru. Açıkçası 21 Aralık'tan sonra tabii kurların biraz geri gelmesiyle bir belirsizlik başladı. Talepte biraz daralma oldu. Tabii az önce söylediğinizi özetlemek gerekirse, otomotiv fiyatını belirleyen birkaç tane neden var. Bir tanesi kur. Diğerleri de ÖTV matrağı ve ÖTV'nin kademe atlaması. Dolayısıyla artan kurlardan dolayı araç fiyatları ciddi anlamda arttı. Bir kısmı aracın kurlar üzerinden arttı. Bir kısmı da o bareme geçtiği için, diğer yüksek bareme girdiği için araç fiyatları ciddi anlamda yürüdü. Tabii ki bu bizim istediğimiz bir durum değil açıkçası. Dediğim gibi sermayemiz eriyor ve adetlerimizi azalmasına sebep olabilir. Tabii ki burada bir kur stabil hale gelip bir yerde oturması lazım. Öncelikle dileğimiz bu. Ve fiyatların bir yerlerde şekillenmesi lazım. İkinci dileğimiz,
tabii ki bu artan kurdan dolayı, artan fiyatlardan dolayı ÖTV matrahlarının güncellenmesi gerekiyor açıkçası. Araç fiyatlarının yürümesi, birinci el yürümesi hem enflasyonu da tetikliyor. Keza ikinci el fiyatlarını da tetikliyor. Dolayısıyla buradaki kurların bir yerlerde durması ve ÖTV matrahının güncellemesiyle beraber belli bir seviyeye çekileceğine inanıyoruz. Tabii ki fiyatlar burada kalırsa bir durgunluğa sebep olabilir. Ama biz önemli bir sektörüz iç piyasa için. Otomotiv sektörü, lokomotif bir sektör. Herhalde büyüklerimiz böyle bir sektörün durmasını göz ardı edeceğini zannetmiyorum. Yani istihdam tarafında da ciddi bir tabii ki katkısı var. Yani değil mi Turgay Bey? Dolayısıyla ÖTV tarafında bir düzenleme beklenti isteği ne yapılmalı, ne yapılsın? Valla dediğim gibi kurlardan dolayı fiyatlar ciddi anlamda arttı. Hı hı. Kurla beraber artan o 150 bin liraya geçen araçlarda bir de 180'lik dilime girince araç fiyatı bir anda 150 bin lira zamlı hale geliyor. Dediğim gibi bu da ikinci el fiyatı tetikliyor. Burada büyüklerimizden veya hükümetimizden beklentimiz hızlı bir şekilde bunun güncellenmesini istiyoruz açıkçası. Çünkü önümüzdeki günlerde bu durgunluğa sebep olabilir. Bu sektörün de durmasını açıkçası herhalde istemezler diye düşünüyorum. Keza 2022'ye hepimiz biliyoruz zamlarla girdik. Biz de şirketlerimizde giderlerimiz ciddi anlamda arttı. İşte elektrikten, maaşlardan, her şey kitaptan, kırtasiyeden her şey arttı malumunuz. Dolayısıyla adetlerin düşmesi bu sektörün ayakta kalması için de zor bir yıl olacağını düşünüyoruz. O yüzden fiyatların özellikle öncelikle kurların bir yere oturması, arkasından da matrahlarla beraber bunun güncellenmesinde yarar olup fiyatların kısmen daha doğru yerlere oturmasında yarar var diye düşünüyoruz. Keza yine 2000 Eylül'den sonra faizler düştüğü gibi gözükse de maalesef işte Aralık ayındaki bazı hükümetimizin aldığı politikadan dolayı faizler de şu anda ciddi anlamda yükseldi. Bu da sektörümüzü etkileyen önemli unsurlardan biri. Onu soracaktım. Anda... Yani kredi faizleri de tabii buradaki işte çok güzel anlatıyor aslında. Orada da oranlarda ciddi bir yükselme var. Yani farklı bankaların tabii uyguladığı farklı faiz oranları mevcut ama tabii görece onlar her ne kadar işte enflasyon bazında düşününce yine cazip ama yüksek oranlar. Dolayısıyla işte buradaki herhalde bir miktar kredi alımları da etkiliyordur. Kesinlikle zaten 2022'ye sektörümüz 3 tane belirsizlikle giriyor. Bir tanesi az önce konuştuğumuz çip krizi, yani üretim arz sıkıntısı. Bir tanesi kurların nereye oturacağıyla ilgili. İkincisi faizlerin nereye oturacağı. Dolayısıyla bu 3 şeyi herhalde bu ay inşallah çözülür diye düşünüyorum. Şu anda tüketici kredisi, yani daha doğrusu taşıt kredileri %2 ve üzerinde seyrediyor. Çok böyle kampanyalı bazı mallarda düşük olabiliyor. O yüzden faizlerin de bir yerlere oturması lazım. Bizim için dinamiklerin en önemli şey faizdir, satışları etkileyen. Dediğim gibi kurların belli bir seviyeye oturması, matrahların güncellenmesi ve de bu ham madde sıkıntısı hızlı bir şekilde aşılarak 2022'deki belirsizlikleri daha böyle Ocak ayı sonuna kadar görmek istiyoruz açıkçası. Şimdi son olarak şunu soracağım. İkinci el araç piyasasında özellikle biliyorsunuz bu tabii sıfır araçta kıtlık olunca özellikle ikinci el araç piyasasındaki fiyatlar böyle sıfır araç fiyatlarını biliyorsunuz aşmıştı. Düzeldi mi bir stabilizasyon orada sağlandı mı? Ne dersiniz? Evet. Zaten 2021 yılında bizi en çok yoran spekülatif hareketlerden bir tanesi buydu. Maalesef biliyorsunuz bir malın birinci eli yoksa, yani arzda sıkıntı varsa mutlaka ikinci el fiyatı yükseliyor. Bu araç da olabilir, farklı kullandığımız emtialar da olabilir. Keza bunu tabii kötüye kullanan bazı sektördeki arkadaşlarımız ikinci el fiyatlarını yükseltmek zorunda da kaldılar. Sadece tabii bunu bizim yükselttiğimiz veya piyasanın yükselttiğinde öte tabii kurların artması da bunlara neden oldu. Hepimiz biliyoruz ki ikinci el fiyatları birinci elden referans alıyor. Birinci eldeki yükselme, işte ÖTV'deki yükseliş, kurlardaki yükselişten sonra birinci eldeki yükselmesi, arkasından tabii ki ikinci el fiyatlarının yükselmesinin nedeni oldu. Bir de bunu bulunluk sıkıntısı eklenince ikinci el fiyatları yürüdü. Bu da 2021 yılında açıkçası her gün konuşulan bir sektör olduk. İnşallah 2022 yılında bunları yaşamayız. Fiyatlara gelince... Evet, ikinci el fiyatlarında gevşeme oldu %10'la %20 arasında. O yüzden ihtiyaç sahiplerine aslında bu fiyatlardan yararlanmasında yarar var diye düşünüyorum. Tabii ki bundan sonra ne olur? Bundan sonra biraz önce söylediğim gibi işte kurların oturacağı yerler,
araç birinci eldeki bulunduk sıkıntısının nereye doğru gideceği, işte faiz beklentileri, hepsi bunların ikinci el fiyatlarında oluşmasında neden olacak unsurlardan bir tanesi. Yani peki. 2022 yılındaki belirsizlikler, bu saydığım belirsizlikler düzelirse inşallah sektörümüz açısından da iyi olur. Çünkü bu adetler sektörümüz yaşatacak adetler değil. Çünkü biz sattıkça, adet yapınca, servis girişlerimizi arttıkça para kazanan bir sektörüz. Araçların prim yapmasından mutlu olan bir sektör değiliz. Turgay Bey, çok teşekkür ediyorum kıymetli yorumlarınız için. Dileriz güzel bir sene olur. Otomotiv sektörü için, adına da umuyoruz, diliyoruz. İyi diye ülkemiz dileklerle. Için istikrarlı, çok kapatalım. Güzel bir yıl olur peki, istiyoruz. Çok teşekkürler. Turgay Mersin bizlerleydi. Oyder Başkanı noktalıyoruz. Efendim, günden kalanları burada. Yarın yine aynı saatte buradayız.